Meclis Genel Kurulu'nda Kılıçdaroğlu için toplanan imzalar genel merkezcilerle değişimcilerin arasını açmıştı. Yükselen tansiyondan Kılıçdaroğlu'nun da rahatsız olduğu çıktı ortaya ve genel başkanlık için yarışan Özgür Özel de CHP liderini sert sözlerle eleştirdi. Müzakereye dayalı pazarlıklarla bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları %07'lik birlik partilere verip 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermesin. CHP'de kurultay yaklaşıyor, değişimcilerle genel merkezciler arasındaki tansiyon her geçen gün yükseliyor. Ben de milliyim, ben de öyleyim, ittifaka muhtacım, sağcılarla ittifak yapayım. Kantara çıkarsın, kilon kaç basıyorsa ona göre müsabaka yaparsın. Akdeniz turuna devam eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Antalya'dan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bir kez daha kurultay için iddialı konuştu. Seçim akşamları tülbenti sirkeli suya basıp da başına sarıp erkenden yatmayacaksın. O tülbentle sabaha kadar halaya duracaksın. Söz veriyorum sana. Kılıçdaroğlu'nun kendi ekibine de tepkili olduğu kulislerden sızdı. Meclis Genel Kurulu'nda kendisi için imza toplanması sonrası Kılıçdaroğlu'nun "beni zor durumda bıraktınız" dediği öğrenildi. Özgür Özel ise kurultayda oy kullanacak delegelere seslendi. CHP'de değişim olursa ne olur, değişim olmazsa ne olur diye sorun. Ve Ocak ayında yeni asgari ücret 15 bin lirayı geçecek mi? Çalışanlar işte bu sorunun yanıtını merak ederken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan da önemli ipuçları geldi. Hedef çalışanımızı enflasyona ezdirmemek diyen Bakan Işıkhan, rakamın işçi işveren temsilcileriyle tam bir uzlaşı içinde belirleneceğini vurguladı. Yine hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacaktır. Asgari ücret bence en az 15 bin olması gerekiyor. En az. Milyonlar yeni asgari ücret için merakla Ocak ayını beklerken açıklama Çalışma Bakanı'ndan geldi. 5 yıl aradan sonra sendika temsilcileriyle üçlü danışma kurulunda buluşan Işıkhan enflasyonun üzerinde bir zamma işaret etti. Hedefimiz inşallah Aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarını da Temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşıyla belirlemek olacaktır. 2024 için hedeflenen enflasyon %33, 2023'ün ikinci yarısı için beklenense %38. İşte asgari ücret zammında bu iki verinin ortasının bulunması bekleniyor. Yani 20 bin ama piyasa böyle kalmalıydı. Yani yükselmemesi lazım. 18 ile 20 bin arası olmalı. Fazla beklentimiz yok yani. Ha bence en fazla 13,5. Beklentim mi? 18. Bu da %35 zamla asgari ücretin 15.400 lira olması anlamına geliyor. İstanbul Şişli'de trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı ve ışık ihlali yapan bir taksici ise ısrarla "kırmızıda geçmedim, görüntüyü izletin" dedi. İstediği kanıtı görmesi ise uzun sürmedi. Maltepe'de ise bir trafik magandası taksinin önünü kesip camları yumrukladı ve taksiciye kabus dolu anlar yaşattı. Ama yaptığı kural ihlali an be an kaydedilmişti. Polis taksiciye o istediği kanıtı işte böyle gösterdi. Şimdi kırmızıda geçiyorum. İstanbul Şişli'de polis ekipleri drone destekli denetim yaptı. Işık ihlali yapan sürücülerden biri de bu taksiciydi. Uygulama noktasında durduruldu. Görüntü varsa burada bana izleteceksin. Bak kırmızında orada geçmişsin ben de daha yazıyor muyum? Kırmızıda geçmedim diyen sürücü dakikalarca itiraz etti. Tutanağı imzalamayı da reddetti. Almıyorum ya, kabul etmiyorum ya. Kabul etsem geçsem tamam, kabul edeyim. Görüntü varsa burada bana izleteceksin. Bak bizimsin de orada geçmişsin ben de daha yazıyor muyum? İstediği oldu. Polis kırmızı ışıkta geçişini ona böyle gösterdi. Ortalık bir anda sessizleşti. 951 lira ceza yiyen sürücü aracına binip gitti. Görüntü
Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Fatih Terim'in de bulunduğu futbol camiasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırmıştı. Savcılık iddialarla ilgili tahkikatını tamamladı ve bakın nasıl bir karara imza attı. Futbol camiasının önde gelen isimleri Fatih Terim, Muslera, Arda Turan. Özel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan, ünlü ünsüz onlarca kişiyi yüksek kar vaadiyle 44 milyon dolar dolandırdı. Savcılık soruşturmada son kararını açıkladı. Aralarında Fatih Terim, Muslera ve Ebre Belezoğlu, Arda Turan'ın da bulunduğu birçok ünlü bankacı Seçil Erzan tarafından yüksek kar vaadiyle dolandırılmıştı. Yaklaşık finansal hacmi 1,5 milyar lirayı bulan vurgunla ilgili bankada sorumlu tutuyordu. Savcılık bu konuyla ilgili tahkikatını sonuçlandırdı. Yüksek karlı özel fon vadeden Seçil Erzan'a iddiaya göre Arda Turan 3, Muslera 1, Fatih Terim, kızı Buse ve damadı Volkan Bahçekapılı ise yaklaşık 10 milyon dolar kaptırmıştı. Savcılık aylar sonra soruşturmayı noktaladı. Paraların banka hesaplarının kayıtlarına girmediğini belirterek banka yöneticileri hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. İstanbul'da yaşayan Ramazan Şahin sırf soyadı yüzünden Ankara'da davalık oldu. Hayatında Ankara'ya hiç gitmeyen, alacaklıyı da borçluyu da tanımayan adam hakkında 40 bin liralık icra takibi başlatıldı. Olay Ankara'da başlıyor ama ben İstanbul'da yaşıyorum. Ne oraya gittim ne orada yaşıyorum. Adamı da tanımıyorum. Akrabalığımız da yok. Ortak noktamız soyadımız tutuyor sadece, o kadar. Hiç gitmediği Ankara'da borçlu gösterildi. Hakkında icra takibi başlatıldı. Borçluyu da alacaklıyı da tanımıyorum diyen adam ne yapacağını şaşırdı. 14 kişiye tebligat yollamışlar. Bunlar da aynı şekilde mağdur. Herkesin soyadı Şahin. Her şey Ankara'da bir adamın müşterisine telefon satması ve parasını alamamasıyla başladı. Telefoncu borçlu cezaevine girince ödemeyi onun akrabalarından alabilmek için dava açtı. Benim onların akrabası olduğumu söylediler ama hiçbir akrabalığım yok. Ramazan Şahin maaşını çekmek istedi ama dünyası başına yıkıldı. İddiasına göre maaşına haciz konmuştu, hem de hiç tanımadığı biri tarafından borçlu olarak gösterilmişti. Tarlanı satılacak gösteriyor orada. Evden taşındığım bir hafta süreç içinde tebligat geliyor bana. İddiaya göre karşı taraf aynı soyadını taşıyan bazı kişilere tebligatlar gönderdi. 38-40 bin arası benim üzerime şu anda borç kaldı. Akrabalığım da yok, memleketimde tutmuyor. Bu kişileri de tanımıyorum. Avukatı bu borcu ödeyeceksin diyor. Şimdi soyadı yüzünden hiç tanımadığı adamla davalık olan Ramazan Şahin de diğer 13 mağdur da bu borçtan kurtulmak istiyor. Asıl sorun şahısların hiç alakası olmadığı halde sırf soy isimleri tutuyor diye bir borcun içine çekilmesi. Hayır. Bir öğrencisi tarafından acımasızca katledilen akademisyen Ceren Damar davası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan katil Hasan İsmail Hikmet'in anne ve babası da Damar ailesine hakaretten ve tehditten hapis cezası aldı. Ben kızımı, Ceren'imi, kuzumu, yavrumu ayakları yere basan güçlü bir kadın olarak yetiştirdim. Hem kızları katledildi hem de katilin ailesinin hakaret ve tehditlerine maruz kaldılar. Ben kızımı kaybetmişim, canımı kaybetmişim. Bundan ötesi yok benim için. Akademisyen Ceren Damar Şenel 3 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldü. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırıldı ama acılı ailenin çektikleri bitmedi. Dava sürecinde de çeşitli tehditler aldım fakat onu önemsemedim. Ölüm tehdidi tweetiyle bu işin ciddi olduğunu anladım. Dava süreci devam ederken acılı aileye sosyal medyada hakaret ve tehditler yağdırıldı. Katilin anne babası hakkında da dava açıldı. Katilin ailesinin mahkeme sürecinde pişkin savunmaları da dikkat çekti. Anne Hatice Hikmet, oğluma yönelik katil sözlerini asla kabul etmiyorum derken baba
Baba Ömer Hikmet, benim atmış olduğum tweetlerin sebebi medyada maruz kaldığımız linç girişiminin uyandırdığı tesirdendir dedi. Hakaret ve basit tehdit suçlarından katilin babasına toplamda 8 yıl 10 ay, annesine de 7 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların pişmanlık göstermemesi sebebiyle iyi hal indirimi de yapılmadı. Bu işin sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar. Efendim, Bursa'da taksiye binen 3 arkadaştan ikisi para ödememek için kaçtı. Biri faka basınca ne yapacağını şaşırdı. Üzerinden uyuşturucu da çıkan suç makinesi numaradan bakın nasıl gözyaşı akıttı. Benim de paramı vermediler. Taksimetremiş dedi. Madde var burada. Abi buldum ben onu. Tamam, kelepçeyi takalım. Uzat ellerini. Arkadaşları kaçtı, o yakalandı. Faka basan suç makinesi numaradan böyle ağladı. Abi ben üstlenirim taksi parasını ödemeye ama yani... Bursa'da gece saatleriydi. 3 arkadaş taksiye bindi. Durdurdular beni. Gezdirdiler. 2 tanesi ben durunca indi kaçtı. Abi 170 milyon yazdı. İkisi kaçarken 17 suç kaydı olan bu adam yakalandı. Zora gelince arkadaşlarını ispiyonladı. Kaçanlar Hüseyin de Yılmaz, hiçbir şeyim olmuyor abi, sokaktan arkadaşım oluyor. Gözleri dolu dolu mağdur edebiyatı yaptı. Abi zaten ben ona demedim ki oradan gidelim, burada gidelim. Ben arkadaş beni yolda gördü. Ben patikleri satmaya gidiyordum abi. Üzerinden uyuşturucu madde çıktı. O elindeki ne ya? Maddeyi nerede buldun? Abi yerde buldum. Nerede yerde? Azıcık ileride abi, geride. O gözaltına alındı. Parası ödenmeyen taksici ise isyandaydı. Hepsi kaçtı. Hiçbirinde de para yok. Güya kelepir fiyata külçe altın satıyordu. Gözüne kestirdiği adama tuzak kurdu. Suç ortağıyla birlikte onu kandırıp külçe altın diye çakmak sattı. O sahtekarın İstanbul'un 5 ilçesinde onlarca kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı. Bana bir külçe altın verdiler. Bana onu sattılar. Külçe altın diye aldı, yaldız boyalı çakmak çıktı. Açtığım zaman anladım çakmaktır. Seyitan Özbay geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bir eczaneye gitti. İddiaya göre o sırada yanına adres sorma bahanesiyle yabancı uyruklu bir kişi geldi. Adres sordu bana. Bu kardeşim, ben yabancıyım, bilmiyorum. Seyitan Bey yabancı uyruklu kişiyle konuşurken yanlarına bir genç geldi. İddiaya göre ikisi de birbirini tanımıyormuş gibi yaptı. Ancak ikisi de suç ortağıydı. Dedi bu altın getirmiş, götürüyor Ermenilere ve satıyor. Bırakmayalım dedi, biz alalım. Ben dedim kardeşim, benim param yok. Ben alamam. Ona kandım. Genç kendini kuyumcu olarak tanıttı, güven kazandı. Bir tane iki tane o aldı. Dedi abi sen bir tane al, benim kuyumcu dükkanım buradadır. Getir, dükkana bırak, ben sana 5 milyar kar vereceğim. Böylece Seyitan Bey'in o sahte altını almasını sağladı. Gittim kredimle çektim, 14,5 milyar oldu. 14,5 bin, siz kredi çektiniz. Evet çektim, verdim, o altını bana verdiler. Altın diye. Seyitan Bey gerçeği anladığında artık çok geçti. Çünkü hem o yabancı uyruklu kişi hem de genç kayıplara karışmıştı. O etrafı hepsini aradım, bulamadım. Bir arkadaşımı aradım, başıma bir şey geldi dedi, abi ola seni dolandırdılar. Seyitan Özbay şikayetçi oldu. Ancak tek mağdur o değildi. 70 suç kaydı olan dolandırıcı 5 farklı ilçede onlarca kişiyi dolandırmış, 91 bin lira toplamıştı. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım ben. Babam bile dahi vursa güvenmeyeceğim. Efendim, Rahime Duman 10 yıl önce İstanbul'daki özel bir hastanede doğum yaptı. İddiasına göre doktoru 9 ay boyunca her şeyin normal gittiğini söyledi ama bebeği engelli olarak dünyaya geldi. Çaresiz anne elleri olmayan evladı için 10 yıldır hukuk savaşı veriyor. Ya ben bir robotik el istiyorum. Pilatizm olsun istiyorum. Dokuz ay boyunca aynı doktora gitmişiz. İstediği testleri yaptırmışız. Eşim hep soruyordu, eli ayağı nasıl diyordu. El bak, bunlar elleri, bunlar ayaklar. Doğumda ben Umut'un ellerin olmadığını gördüm. Bebeğini kucağına aldığında aylarca bir fotoğraftan sevdiği ellerinin olmadığını gördü. Hastaneye dava açan anne 10 yıldır sonuç alamadı. Çocuğum acaba kalem tutabilecek mi? Yemek yiyebilecek mi? Mesela o mahkemenin sonuçlanması, en azından ona bir tazminat alalım ki hayat güvencesi olsun. Yani
bir protezi olsun istiyorum. Robotik el istiyorum. En büyük hayalim benim. 10 yıl önceydi Rahime Duman hamile kaldı ve Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede kontrollerine gitmeye başladı. İddiasına göre doktorlar ona her şeyin yolunda gittiğini söyledi. 9 ay boyunca aynı doktora gittim, aynı hastaneye. Ultrasonda bebeğin ellerini gösteren doktor iddiaya göre Umut'un engelli olduğunu anlayamamıştı. Umut dünyaya geldiğinde ellerinin olmadığını fark ettiler. Hemen o özel hastaneye dava açtılar ama 10 yıl geçmesine rağmen o dava bir türlü sonuçlanamadı. Sokağa çıktığımızda böyle insanlar acıyarak bakıyorlar. Mesela arkadaşlarından birisi ona şey demiş, sen gereksiz bir insansın, elin kolun senin yok. İş yerinde bana bir arkadaş şöyle dedi, yani sen bunu dedi maaşı için mi doğurdun dedi. İnsan yani evladının bence saçını şeklini bile para için değiştiremez. Duman ailesinin şimdi tek isteği davanın sonuçlanması ve Umut'un protez eline kavuşması. Açılıp kapamalı bir el olması gerekiyor Umut için. Genç kadın beyaz gelinliğini giydi, müstakbel eşiyle baba evine veda etti. Ama merdivenlerde öyle bir şey oldu ki hayalleri başına, damat da yuvarlanıp üzerine yıkıldı. Yılın en talihsiz çiftinin o anları Show Haber WhatsApp ihbar hattına yollandı. Eşimin pantolonu yırtıldı. Benim ufak bir kanamalarım oldu. Elinde çiçeği, üzerinde beyaz gelinliği, yanında müstakbel eşi vardı. Nihayet yıllarca hayalini kurduğu masalın baş kahramanıydı. 2 saniye sonra dünyası başına, damat üzerine yıkıldı. İzlerken güldük, hala gülüyoruz. Ayfer ve İdris Söğünmez çiftinin düğünü vardı. İkili kuaförde hazırlandıktan sonra fotoğraf çekimine gidecekti. Normalde saç makyajı için kuaföre gitmiştik. Kuaförden çıkarken de ufak bir video alalım dedik, hatıra kalsın diye. Arkadaşları çekime başladı. Basamakları birer birer inerken nasıl olduysa gelinin ayağı takıldı. Genç kadın müstakbel eşine tutununca ikisi de merdivenden yuvarlandı. Herhalde merdiven boşuna geldi ayağım. Sonra düştük. Eşimi de ben düşürmüş oldum. Damat gelinin üzerine yığıldı. Olan biteni gören herkes şoktaydı. Onlara yardım etmeye çalıştı. Düştükten sonra çekimimiz vardı. Çekime yetişip eşime bir pantolon ayarladım. Saçım makyajım da bozulmadı. Gün aksilikle başlasa da düğünde şans onlardan yanaydı. Düğünde de bayağı eğlendi. Allah'a şükür olsun, vermiş bir sadakamız var ki büyük bir şey yaşamadık. Ve diğer haberlerimizle devam edelim. Para yoksa zeytin, ekmek, peynir yeriz sözü artık lafta kaldı efendim. O son zamlardan sonra tek bir zeytinin tanesi bile 1 lira 10 kuruşa çıktı. İşte günün en kıymetli öğünü kahvaltının olmazsa olmazları ve cep yakan fiyatları. Zeytin aldık, peynir aldık. Ne kadar tuttu? 460. Düşünün yani geldiği zaman bir anda tereyağının 80 lira kilosunda pahalı olduğunu düşünün. Yarım kilo alıyorum. Zeytin, peynir, tereyağı. Bu aralar şarküterilerin zam şampiyonu. Fiyatları öyle bir yükseldi ki birden. Hem esnaf şaşırdı hem de alışverişe gelen vatandaş. Bakın fiyatları neydi, ne oldu? Zaten yüksek olan fiyatlar. Ne gerek vardı bu zamma diyorum. Ne kadar tutuyor ortalama bir kahvaltılık alışverişi? Gramajların şeylerine göre fark ediyor ama 500 ile 1000 arasında. Fiyatı en çok yükselenlerden biri zeytin. Yaklaşık 80 lira birden zamlandı kilosu. Kilosu 180 ile 220 lira arasında. Yeşil zeytinlerimizin kilogramı da 165 ile 189 lira arasında değişiyor. Zeytin daha çiçekteyken don vurmuş olması zeytini olumsuz etkiledi. Asıl en büyük sıkıntımız 45 gün, 2 ay diyebiliriz. Kesinlikle yağmur olmadı. Bu zeytinin yağlanmamasına bir sebeptir. Artı toplanmamasına bir sebeptir. Hurmanın tanesi, pastırmanın dilimi derken önceden, şimdi zeytinin de tanesine hesapları olduk. Bakın bu elimdeki zeytinin kilosu 220 lira, koyuyorum tartıya. Tanesi
1 lira 10 kuruşa geliyor. Geldiğim zaman 1 kilo aldık, şimdi 250 gram zeytin alıp gidiyorum yani. Yaklaşık 1,5 liraya kadar süte zam yapıldı. Bu gelen zam süt konseyinin belirlediği bir zam değil, biz de anlayamadık. Zeytine gelen zammın aynısı tereyağına da geldi. Onun da kilosu 80 lira birden zamlandı. Krema sıkıntısından dolayı 280 liraya satıyordum bundan 10 gün önce. Şu anda kilosu 360 lira. Tabii süt ürünlerinden taze kaşar ve beyaz peynirde de yine zam var. Taze kaşarda gelen zam %15, kilogramı 240 lira. Ezine peynirlerimizin kilogramı 195 ile 220 lira arasındaydı. Bunların kilogramı da şu anda 235 liraya buldu. 319 iki parça ürün. Yani geçim zor. İki parça bir şey alsanız bile yaklaşık 300 lira tutuyor. Aileler alışveriş yaparken mecbur azar azar alıyor. Fiyatlarda bayağı bir üzücü rakamlar ama yapacak bir şey yok. Göçümüze yettiği kadar. Efendim, ciltte ne kadar etkili, yeterli testlerden geçirildi mi ya da sağlığı bozabilir mi? Yanıtlar bilinmiyor. Ancak fenomenler dikkat çeken paylaşımlarıyla binlerce kişiyi etkiliyor ve kozmetik ürün pazarlıyor. Peki sosyal medyada mucizevi diye satılan bu ürünler ne kadar güvenilir? Yanıtını uzmanlara sorduk. Sosyal medyanın yaygın kullanılmasıyla birlikte ticari bir sahaya dönüştü. Birçok kişi kendi markasını bu testler yaptırıp piyasaya sürmeye başladı. Kimi ruj, kimi yanık macunu, kimi de faydalarını saya saya bitiremediği cilt kremlerinden öneriyor. Nerede, nasıl üretildi bilen yok. Çok ciddi tahrişlere, alerjilere, cilt yanıklarına neden olabilmekte. Bazen de bu yanıklar geri dönüşümsüz olabilmekte. Fenomenler arasında kendi adına marka çıkaran da var. Hiç duyulmadık, bilinmedik bir markayı takipçilerine öneren de. Ama bir kozmetik ürün piyasaya sürülmeden önce çok ciddi testlerden geçirilmesi gerekiyor. Tüketici en çok bu noktada zarar görmekte. Sertifikalı ürünler, özellikle test edilmiş ürünlerin test yapıldığı kurumlardan ya da sertifikalı kurumlardan bu belgeleri alıp almadıklarını doğrulamak gerekiyor. Bazen de kimyasal içerikler tamamen bitkiselmiş gibi pazarlanıyor. Tüketici yanıltılıp halk sağlığıyla oynanıyor. Fenomen önerisiyle ürün satın almadan önce ciddi sorgulama yapmak gerekiyor. Doktor kontrolünde olan ürünleri kullanmalarını öneriyorum. Tarım Bakanlığı onaylı olmasının hiçbir anlamı yok. Sağlık Bakanlığı ve FDA onaylı ürünler olması gerekmekte. O ürünlerin piyasaya çıkmadan önce ve çıktıktan önce faz 2, 3, 4 çalışmalarının yapılmış olması çok önemli. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı onaylı 3000 üretim yeri var. Standart ve testlere uyularak fason üretimde yaptırılabiliyor. Uzmanlara göre bir ürünün güvenilir olup olmadığı Sağlık Bakanlığı'na ait ürün takip sistemi üzerinden de sorgulanmalı. Hatta internette yazılan vaatlerle Sağlık Bakanlığı'nın sistemi üzerinde yazan vaatler arasında bir fark olup olmadığına da dikkatlice bakılmalı. Barkod numarasını ya da ürün adını yazarsanız ürünün Sağlık Bakanlığı bildirildiğindeki etiket bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ve şimdi yürek ısıtan bir gelin kayınvalide haberiyle devam edelim. Karaciğeri iflas eden kadının tek şansı organ nakliydi. 4 evladı vardı ama hiçbirinin kan grubu uyumlu çıkmadı. Onu ölümün kıyısından kurtaransa kızımdan farkı yok dediği gelini oldu. İyi ki gelin olarak onu almışım. Benim hayatımı kurtardı. Gelinin bir karaciğeri vardı. İki kişi bölüştüler. Hiç düşünmedi, ameliyat masasına yattı. Kayınvalidesine karaciğerini verdi. Kaynana. Ah ah, duydunuz mu dostlar? Bu gelin benim ölümüme sebep olacak. Hastamız Döndü Hanım 62 yaşında. Bize geldiğinde sebebi belli olmayan bir karaciğer siroz durumu vardı. Döndü Gereleri yıllardır çektiği hastalığın çaresini bulmak için İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucunda kendisine kötü haber verildi. Öyle ki karaciğeri iflas etmiş ve nakil olması gerekiyordu. Buraya gelinli testler yapıldı. Zaten kan uyumu yetiyormuş. 4 tane çocuğu var. 4'ünün de kan grupları uymadı. Son umut geliniydi. Aysel Geredeli hemen hastaneye geldi. Kızım dediği gelini geldi. Hazırlıklar yapıldı. Tıbbi olarak hiçbir engel yoktu. Aysel Hanım verdiği bu kararla birlikte gelin kaynana arasındaki bütün tabuları yıktı. Kendisi hiç düşünmeden ameliyat masasına yatma kararı aldı. Ona değer veriyorum. Onun gözümün önünde hani erimesini bekleyemem yani. En başta benim için önemli olan oydu zaten. Bu evden ben mi kovulacağım? Sen gidersin de ben gitmem gelin. Oğluma çatacağım, seni boşatacağım.
13 sene olmuş geleli bana. Seviyorum gelini. Köşesi, köşesi. Kazaklar, montlar, hırkalar ve botlar. Kışlıklar vitrinlerdeki yerini aldı. Show Haber ekibi ise kış dolabı maliyetini hesaplamak için alışverişe çıktı. Cep yakan fiyatlar kış ayazından farksızdı efendim. İzleyelim. Kış alışverişi mi? Evet. En çok sattığımız gruplardan bu botlarımız var. Şık bir mavi kazak. 599 liradan. Fiyatlar biraz yüksek ama güzel şeyler var. Kazaklar, trikolar, hırkalar, montlar. Bu yıl kış ayazı yakacak malum. Ama sadece kış ayazı değil. Bakın fiyatlar da cep yakıyor. Trench coatlar 1699 liradan başlayan fiyatlarla. Sweatshirt'ümüz 699 liradan. Eşofman altımız da 549 liradan. Bir kaban 3-4 bin lira yani ortalama kalitede. Pantolon 1000-1500, işte kazak 1000, ayakkabıya değinmiyorum bile. Renkli giymeyi seviyorum. Dolayısıyla bir pantolon gördüm. Bunu denemeyi planlıyorum. Şu anda 499.99-500 diyebiliriz. Etiketlerde 500'ün altında bir ürün göremedim ben. Evet, sanırım öyle. Yine mevsim geçişlerinde kullanabileceğimiz mevsimsel bir mont. 999 liradan başlayan fiyatlarla. Daha kalın kalın montlar da gelmedi. Onlar da tabii ki 1000 ve üzeri olacak. Kış için ihtiyacım olan 5 parça ürünü aldım. Bakalım kasada fiyat ne çıkacak? İşte bu 5 parça ürünün fiyatı toplam 4550 lira tuttu. Henüz daha bot almadım bile. ...1399 lira, içi dışı gerçekleri. Şu modelimiz var yine. Bunların fiyatı da 1599 lira. Şöyle çizmelerde 2200 lira. İki tane alacakken biri indirdik. Aslında ikincisini de almak istiyoruz ama el mahkum. Bir yanda kar esareti, bir yanda deniz keyfi. Dört mevsimi aynı anda yaşayabilen nadir coğrafyalardan biri efendim Anadolu. Sonbaharı yaşadığımız bu günlerde de doğuda resmen kış, Ege'de ise yazdan farksız bir hava var. İşte yurdun farklı köşelerinden apayrı görüntüler. Doğuda kış... Kar nedeniyle yurda kaldık. Mahsur kaldık, çok perişandık. Ege'de yaz. Yani Ocak ayında burada cumartesi günü denize gireriz. Bugün giriş yaptık biz de hanımla çocukla beraber. Çok da keyif alıyoruz. Türkiye Ekim ayında 3 mevsimi aynı anda yaşadı. Van Bahçesaray Karayolu'ndaki 3000 rakımlı Karabet geçidinde bir anda kar ve tipi bastırdı. Merkeze dönüyorduk, kar geçit vermedi. Her yer bembeyaz oldu, yollar kapandı, sürücüler saatlerce mahsur kaldı. Zincir de bağladık, aşağı inemedik. Kar fırtına öyle gözüküyor ki bu gece burada kalacağız. Bugün takvimler sonbaharı gösterse de doğuda kar yağarken Ege'de durum tam tersi. Muğla'da sahiller dolmuş taşmış durumda. Deniz sıcaklığı 26 dereceyi gösterince bunu fırsat bilenler deniz, kum ve güneşin tadını çıkartıyor. Hava çok güzel, deniz suyu çok güzel, sıcak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden bambaşka görüntüler kameralara böyle yansıdı. Her şeyi yapabildiğin, denize girebildiğin, kayak yapabildiğin, dağlarda ulaşabildiğin böyle bir cennette yaşıyoruz. Efendim Türkiye'nin kahve tercihleri değişiyor. Son araştırmaya göre filtre kahve tüketimi Türk kahvesini solladı. Türk kahvesi mi, filtre kahve mi? Filtre kahve. Türk kahvesi çünkü zihni açıyor. Gençlik veriyor, enerji veriyor. Filtre kahveyi daha çok tercih ederim. Sebep?
İçimi daha rahat geliyor bana, tadı daha lezzetli o yüzden. Kimi güne onunla başlıyor, kimi günde 5-6 fincana bana mısın demiyor. Dost sohbeti de iş toplantısı da kahvesiz olmuyor. Saat 8'de dükkanı açıyoruz. Biz ve açtığımız gibi insanlar gelip kahve içmek istiyor ve inanın gece 2'de de insanlar kahve içmeye geliyor. Bir araştırma şirketi Türkiye'deki kahve tüketimini inceledi. 1100 kişiyle yapılan araştırmaya göre tiryakilerin %54'ü filtre kahve, %46'sı Türk kahvesi içiyor. Bol köpüklü Türk kahvesi mi yoksa filtre kahve mi? Yapılan son araştırmada öyle görünüyor ki Türk kahvesinin papucu dama atılmış biraz. Çünkü gençler en çok filtre kahveyi tercih ediyor. Gidip çok fazla kahve çeşidi gördüğümde hepsine baktığımda kafam karışıyor. En sonunda filtre kahve verin bana ya deyip geçiştiriyorum. Çünkü genç neslimiz çok fazla şu anda. Dolayısıyla her tarafta modern kafeler açıldığı için daha çok filtre kahve ve türevleri tüketiliyor. Tiryakilerin %62'si kahveyi evde içiyor, %38'i ise kafeleri tercih ediyor. Günün hangi saatleri daha çok tüketiyorsunuz? Ben uyandığımda başlıyorum, yatana kadar devam. Dokunmuyor mu efendim? Yok, hiç dokunmuyor. Ben klasikçiyim. Türk kahvesi sade olacak, fincanda olacak, kartonda olmayacak. Az olacak, öz olacak. Artık fallara düştük ya. Ne çıkacak bahtımıza? Efendim haberin merkezinde şov ana haberdeydiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.